sizler burada değişik branşlarda eğitim görüyorsunuz. Bunun yanında da sanatta, kültürde de biz de varız demeniz son derece anlamlı, son derece güzel. Sizler geleceğimizin teminatları gençlerimiz, güçlü büyük Türkiye'nin yarınları da şiirle, sanatla, değişik iştigal alanlarıyla da ilgileniyor olmanız son derece güzel. Artık eski Türkiye yok. Yeni Türkiye'de sizler de bizler donanımlı gençler olarak varım diyorsanız ne mutlu bizlere. Ve bundan dolayı bu organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum. Sadece kendi eğitim alanınızda kalmayıp onun dışında farklı farklı işlerle de uğraşıp şiir gibi son derece zor bir işte uğraşıyor olmanız, seviyor olmanız, dinliyor olmanız son derece güzel. Ben bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. İnşallah güçlü büyük Türkiye'nin yapı taşları olarak sizler gelecekte hepimizin övünç kaynağı, bu ülkenin övünç kaynağı olacaksınız. Ve hem derslerinizdeki çalışmalarınızdan hem de diğer sosyal faaliyetlerdeki çalışmalarınızdan dolayı başarılar diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından dinledikten sonra herhalde bu şiiri okumak son derece zor olacak. Peki biz de dilimiz döndüğünce okumaya çalışalım. Biz kısık sesleriz, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Amin! Mahyasızdır minareler, göğünde kehkeşansız bırakma Allah'ım. Amin! Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin! Bize güç ver, cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Amin! Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Amin! Bilelim hasma karşı koymasını, bizi cansız bırakma Allah'ım. Amin! Yarının yollarında yıllarını da Ramazansız bırakma Allah'ım. Amin! Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Amin! Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım. Amin! Müslümanlıkla yorulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım. Amin! Üstadın şiirinde bahsettiği gibi oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Biz nurla beslenenden olalım inşallah. Ben babamın en hüzünlü yanıyım. Ben babamın aslan kahramanıyım. Öyle değil mi baba? Gözlerim kıpkırmızı. Çok mu ağladım? Baba, o geceyi bir de benden dinle. Ama her zamanki gibi dinle. Tebessümle. Rüyamda kanat sesleri duydum. Mevsim yazdı. Kanat seslerinin ardından muhteşem bir koku yayıldı odaya. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Bir ses duydum. Sala sesiydi. Baba, milletime söyle, al bayrağından dalandığı her yerde biz varız. Paşama söyle, namusumu çiğnetmedim. Anama, eşime, kardeşlerime söyle, de ki Ömer size bir vatan bıraktı. Biz göreve yeni başladık. Fakat şunu keşfettim ki gerçekten gönül adamı eğitim için birlikte koşmaya karar verdik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah yoldaşlık etsin.